şimdi biz burada ne yapıyoruz anlatabilir miyiz? Şuradan daha rahat bir şey yapabiliriz. Önce heyelan bölgesi olarak ilan edilen Altınordu ilçesi Topluca Mahallesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Buradaki yeraltı suyunu aşağıdaki dereye tahliye ediyoruz. Boru mu koyuyoruz? Evet, borularla. Akabininde de cami altına duvar yaparak çıkıyoruz. Geçen yana delik bölümünde öyle oldu. Aynı o sistemde yapıyoruz. Buna geçmeden önce. Geçmişi uzun yıllara dayanan ve aralıklarla meydana gelen heyelanlar sonucu 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise risk oluşturan Topluca Mahallesi'ndeki heyelan sorunu bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Yıllarca çözülmemiş sorunun neşter vurmak isteyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Doktor Mehmet İlmi Güler'in talimatıyla bölgede zemin etüdü yaparak çalışmalara başladı. Rahmetli Ecevit zamanında burası heyelan bölgesi olarak kabul edilmiş bir yer. Fakat sorunu ta o zamandan beri çözülemeyen bir konuydu. Buraya biz büyükşehir olarak el attık. Şimdi arkadaşlarımız hem bu heyelanlı bölgeyi yeniden ele aldılar. 22 bin metreküplük bir dolgu söz konusu burada. Ve aynı zamanda da burada camiyi ve diğer yapıları koruyan bir sistemi ele aldık ve şimdi yoğun bir çalışmayla bu heyelan konusu çözülüyor. Alttaki yeraltı suyu, ki heyelana sebep olan yeraltı suyunda 22 metre altında da borularla çekerek o suyu da ayrıca kullanacağız. Hem kayma önlenmiş olacak, heyelan önlenmiş olacak, hem suyunu değerlendirmiş olacağız, hem de burası yaşanılabilir, insan sağlığı açısından, güvenli açısından da sorun ortadan kalkmış olacak. Buradaki kıymetli toprağı da aynı zamanda tarım toprağı olarak kullanmak üzere ihtiyaç sahiplerine veriyoruz, toprağı da ziyan etmiyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışmayı oluşturduk. Bu çalışmayı bir bütün halinde yapıyoruz. Bu arada da tüm bu çalışmalara ayrıca katkısı olan milletvekilimiz Sayın Şener Yedi Yıldız Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum yaptığı katkılarla da. Ve DS ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı Büyükşehir Belediyesi olarak da OSKİ olarak ele aldık. Ve çok şükür bu olayı birlikte çözmüş oluyoruz. Burada bir heyelan bölgesindeyiz. Sayın Bakanım'ın söylediği gibi işte ta rahmetli Ecevit'in başbakanlığı zamanında afet bölgesi ilan edilmiş ama o zamandan bu zamana yapılamamış. Sayın Bakanım sağ olsun bütün bölgelerde olduğu gibi burada da işe el koymuş. Burada yapılıyor, bitiyor. Dediği gibi 22 bin metreküplük bir dolgu alanı önemli bir dolgu alanıdır. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan'a, sağ olsun, var olsun. Bütün ordular adına teşekkür ediyorum.